Pers yoluyla ilgili bu bahiste üç konuyu daha dile getirmek istiyoruz. Bunlardan birincisi, halen kullandığımız ve ortaya çıkardığımız Pers yolundaki tarihsel olaylardan birisi ve ünlü isim 2. Kılıç Arslan'dır, Selçuklu Sultanı. 1189'da 3. Haçlı Seferi'nin gerçekleştiricisi Haçlı orduları bu yoldan geçtikten sonra 1200 yıllar civarında Kılıç Arslan ordusuyla Pers yolunu takiple yine bu yol üzerinde bulunan Punura ve Sibila antik kentlerini Ermeni yerleşiklerden geri alır. Ve o sıralar bölgeye gelen Karamanoğullarının bu bölgelere yerleşmesini sağlayarak buraların Türkleşmesine neden olur. Yolumuz, Pers yolumuz bu tarihsel olayla da doğrudan ilgilidir ve kayda değerdir. Burada Sibila ve Punura'nın önemi çok önemli. Çünkü bu iki kentte halen bugün dahil dünya ölçeğinde kayıp kent olarak bilinir. İkinci olarak bahsedeceğimiz konu, 2. Kılıç Arslan'ın hareketinden sonra bölgede Türkleşme başlayınca Karaman aşiretinin insanları, ki bunlar kalabalık, 30 bin civarında bir nüfusa sahip olan bir aşirettir, bölgeye yerleşmeye başlıyor ki bunlardan en önemli şahsiyet Kerimettin Karaman'dır. Karaman Larende, yani eski Larende'ye adı verilen Karaman Bey diyelim o an için, esas olarak Kerimettin ismine sahiptir. Kendisi kömür ticaretiyle uğraşan, geniş çaplı kömür ticaretiyle uğraşan bir tacirdir aynı zamanda. O dönemde kullanılan man ekleri, yapılan fiili olayları büyüten takılardır. Man, örneğin karanın arkasına man eklediğimiz zaman koca karaman, büyük karaman anlamına gelmektedir. Kerimettin kömür ticareti yapan bir iş insanıdır, ticaret insanıdır. Toroslardaki ormanlık alanlardan kömür elde ederek Larendi'ye satmaktadır aynı zamanda. Ve bu işi geniş çaplı yaptığı için de kara sıfatının arkasına man eklenmiş, karaman sıfatı oluşmuştur. Yani bir çeşit Kerimettin Karaman ya da Karaman Kerimettin gibi. Bu takı da sonunda Larendi'ye il ismi olarak Cumhuriyet döneminin başlarında geçmiştir. Yani bizim ünlü Pers yolumuzda Karaman Beyliği'nin kurucusu Kerimettin Karaman defalarca gelmiş gitmiş ve Sibila'nın, Punura'nın olduğu bölgelerdeki ormanlık alanlardan kömür elde ederek ticaret yapmıştır. Bu da bölgemiz için çok önemlidir. Sibila'nın hemen yakın çevresinde kömür elde etmek için kullanılan alanlara bugün kömürcü denmektedir. Kaldı ki bugün böyle bir faaliyet yoktur. O halde şu soruyu sormamız gerekir. Buraya neden kömürcü denmiştir? İşte Kerimettin Bey'in buradaki ticari faaliyetlerini, kömür elde etme faaliyetlerinin merkezi burası olduğu için buranın adı bugün dahi kömürcüdür. Bahsedeceğimiz üçüncü bir konu da Karaman oğlunun devletleşme sürecinde bölgeye tam hakimiyet kurmasından ve buraları yönetmesinden sonraki süreçte Mutta'da Karaman Beyliği'nden Lal adlı kale komutanının Mutta görev yapmasıdır. Bu esnada halen kullandığımız cami inşa edilmiştir. Burada dikkat çekici 2-3 tane yeşil mermer sütunlar vardır. Yaptığımız araştırmalara göre ve tarihi kaynaklara göre bu Afyon Şuhut civarında ocağı olan mermer türüdür. Türkiye'nin başka bir yerinde böyle bir mermer türü yoktur. Mutta da böyle bir mermer kaynağı olmadığına göre şunu sormamız gerekiyordu kendimize. Bu mermer sütunlar nereden geldi, nasıl geldi? İşte bu soru bizi
Pers yoluna odaklıyor. Çünkü Muttan mermerin üretildiği Afyonşuhut çevresine kendi tarihsel döneminde ulaşan tek yol Pers yoludur. Pers yoludur. Yolun kendi döneminde taşıt ulaşımına da açık hale getirilmiş olmasından dolayı biz şunu anlıyoruz ki bugün Mut ilçesinde bulunan yeşil mermer sütunları, Lal Ağa Camii'deki yeşil mermer sütunları Pers yolu üzerinden buraya ulaştırılmıştır. Bu da yol için hem yolun tarihsel geçmişi hem de misyonu açısından bize önemli bir katkı yapmaktadır. Pers yolunun güzergahını şöyle çizmek lazım. Kuşkusuz Pers yolu İzmir yöresinden Persiye'ye uzanan ana yolun ikinci bir ana yoludur. Bir başlangıç noktası Eskişehir, Konya, Larende, Koropisos yani Mut ve Seleuka, Silifke, Kıbrıs ve Kuzey Afrika'ya uzanan hattır. Ancak bizim bu çalışmamızda konu olan kısmı Larende yani bugünkü Karaman ile Kladiopolis yani Mut arasındaki hattır. Bu yoldan detaylı olarak bahseden tarihi belge 2. Haçlı ordusunun günlüklerini tutan Ansbert isimli yazarın bize bıraktığı günlüklerdir. Ansbert de bu hattı bu şekilde çizmektedir. Bizim elimize ulaşan kaynaklara göre Larende ile Mut çayı arasındaki bölüm günlüklerde kaybolmuş. Biz de zaten bu kaybı gördükten sonra bu yolu araştırmaya başladık. Çünkü bu coğrafyanın çocuğuyuz ve bu araziyi iyi biliyoruz. Araziyi biliyor olmanın bize sağlandığı avantajla Pers yolunun üzerine gittik bulmak anlamında. Hattımız Larende'den başlıyor. Tarihi Fisandon kentinden, bugünkü Dere Köyü'nden geçerek Gökçe Köyü'ne, bugünkü Gökçe Köyü'ne geliyor. Gökçe Köyü'nden Lale Köyü'ne geçiyoruz. Ancak Lale Köyü bugün Yeni Lale, Eski Lale şeklinde ayrılmıştır. Bu ayrımı belirtmekte yarar var. Biz Eski Lale Köyü'ne çıkıyoruz. Yani yol Eski Lale Köyü'ne çıkıyor. Onun Kaynar diye bir mevkisi var. Kaynar mevkiinden geçiyor. Hatta Kaynar mevkiinin güncel bir de olay vardır. Kaynar mevkiinde Pers yolunun bir bölümünün üzerine bina yapılır. Kaynar yöresindeki bir vatandaş binayı yapan kişiyi uyarır. Burası yoldur. Eski kadim yoldur. Bu binayı yapma. Yapmakta ısrar edersen dava açarım der. Ve hakikaten dava açılır. Bilir kişiler buranın kadim yol olduğunu mahkemede beyan eder ve yapı yıkılır. Bugün yapı yıkılmıştır. Yıkık durumdadır. Buradan takiple bizim kır dediğimiz mevkiden geçerek kadim adı Punura kenti olan, bugünkü adı Yağlı olan kısma geliriz. Yağlı kısmından bugün çevresinde Kavagözü adıyla yerleşik köyü bulunan Sibila Antik Kenti'ne geliriz. Sibila Antik Kenti'nin belirleyici özelliklerinden ikisi, Kerimüttin Karaman'ın kömür yakma faaliyetini, ticari faaliyetini gerçekleştirdiği kömürcü mevkiinin burada olması, yine kadim zamanlardan bu yana burada tabur yeri diye bir yerleşik yerin olması. Tabur yeri bildiğimiz gibi askeri bir kavramdır. 2000 kişiden oluşan askeri birliğe tabur deniyor. Hiçbir askeri varlığın olmadığı bir yerleşkede bu ismin bulunması bizde soru işareti uyandırdığı ve bunun arayışına girdiğimiz için de biz Pers yoluna ulaştık. Çünkü biz tarihten şunu da biliyoruz. Burası tarihi olarak aynı zamanda Kilikya bölgesidir. Kilikya bölgesinden toplanan askerler Truva Savaşı'nda Truvalılara yardım için Truva'ya giderler. Bir asker toplama olayı bu bölgede de olduğu için biz günümüzden 3200 yıl önce de bu yolun aktif olduğunu düşünüyoruz. Ki bu Perslerden daha önceye tekabül eden bir tarihi süreçtir. Muhtemelen Persler de tabur yeri olarak bu ismi kullandılar. Muhtemelen. Tabii bu bir öngörü. Bu bir öngörü. Sibirya'dan çıktıktan sonra
yolumuzun üzerinde Han Yıkığı diye tabir edilen bir yerleşke vardır ve Han Yıkığı bugün yıkılmış haldedir. Zaten adını da yıkılmış olmasından alıyor. Buraya bölge halkı aynı zamanda Karaman Geçidi der. Yani bizim bugünkü Mutla Karaman arasındaki asfalt yol 1957'de yapılmış. 60'a kadar anca tamamlanmış. Sanırım 58'de falan tamamlanır. O döneme kadar bizim Pers yolumuz aktiftir. Ben büyüklerimizden, işte bu bölgede ticaret yapan dedem ve babamdan da duyardım. Bizim kendi köyümüz ve diğer köylüler angare dediğimiz şekilde toplanarak bu yolu işliyorlarmış her yıl. Kıştan sonra bozulmaların önüne geçip kervanın at arabaları tabir ettiğimiz o zamanki öküz arabaların yük taşıyan at arabalarının falan rahatça geçebilmesi için bu yolu işliyorlarmış. Bunu bizzat ben dedemden de babamdan da duymuştum. Han Yıkığı'ndan sonra bizim AB ve Avoluk yaylalarımızdan geçiyoruz. Burada gözümüze batan bariz olan şey topografyanın eğimli olması. Yani örnek veriyorum, bizim Lal Ağa Camii'mize gelen yeşil mermer sütunların buradan geçebilmesi için yolun işlenmiş olması gerekiyor. Yoksa arabalar devrilir burada. Bunun için bizim kuru duvar tabir ettiğimiz taşlardan setler yapılmış. Kayalık kısımlar da o zamanki hani araçların dingil dediğimiz tekerlek arası mesafelerinin geçebileceği şekilde kayalar oyularak yol haline, ulaşıma açık hale getirilmiş. Bu AB ve Avoluk yaylası arasındaki kısımlarda da bunu görüyoruz net olarak. Bugün de bunlar belirgin olarak görülmekte ve bu yaylada yaşayan insanlar tarafından kullanılmaktadır. Avoluk yaylasını geçtikten sonra Ulama dediğimiz bölgeye geliyoruz. Bir sürede bugün kullanılan Grup Yayla Köyü diye tabir ettiğimiz Kavagözü, Dağpazarı, Güme köylerine ulaşan yolu takiple yol burada değişmemiştir. Bugün de aynı yolu kullanıyoruz ama asfalt haline getirilmiştir. Kıran dediğimiz, Genç Ali köylülerin Kıran dediğimiz bölgesine geliyoruz. Buradan da Genç Ali köyü üzerine inip Pirindu, eski Pirindu, bugünkü pirinç suyu tabir ettiğimiz suyu geçerek Mut'a ulaşıyoruz. Yolumuz burada sona eriyor, Pers yolunun çalışması. Çünkü ilerisinde araştıracak çok bir şey yoktur. Çünkü Ansbert, Haçlı ordusu hareketini günlükleriyle tutan Ansbert, ilerisini zaten tariflemiş ve tarihsel kaynaklarda yolun hattını görmek mümkün. Genelde de biliniyor. İşte bugünkü yolu takip ederek Haçlı ordusu Silifke civarında Frederick Barbaros'un ölümüyle dağılmış ve süreç orada tamamlanmış.